Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Kaan ve bugün sizlerle birlikte ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Açıkçası sadece video çekmek istedim. Açtım oturdum böyle. Saat zaten sabahın 7'si. 7 yani. Buraya bir şey yok. Öyle takılıyorum odada. Ne yapacağım? Şey videosu çekmeyi düşünüyorum. Şu algoritma ile ilgili. Algoritmayı sevdiniz mi bu arada bilmiyorum. Ne bileyim, ben biraz da neşeli anlatmaya çalışıyorum çok da. Bu arada buralar soğuyor ya. Geçenlerde de hastaydım. Cidden hastaydım. Daha yeni yeni düzeldim hatta. Sesim hala tam düzelmedi sanki. Neyse. Algoritma anlatmaya geçebilirim istiyorsanız. Ya, bir arkadaşının ödevini yapıyorduk en son. Şurada bir tane örnek açayım. For döngüsü falan, döngülere gireceğiz. If else karar yapısını gayet yeterince anlattığımı düşünüyorum. Ondan sonra döngüler. Yalnız kanal nasıl hızlı gidiyor ya. Algoritma bu kadar hızlı gitmiyor normalde. Şurada bir döngüler diyeyim. Şimdi en son videoyu da izlemediğim için. Dur, alta da hafiften bir şey yapayım. Fon müziği koyalım. Ne koysak ne koysak. Sabah sabah elektronik de gitmez ki. Hacker müziği budur ya. Allah kahretsin. Oo. Şunu izleyeceğim. Neyse. Neydi? Neydi la? Hemen non-copyright müzikler genelde şey oluyor böyle, biraz daha random gibi. Yani adamlar yapıyor, ücretsiz bırakıyor oraya. İsteyen gelip istediği yerde kullanabiliyor, sıkıntı yok. Drop hardstyle, hardstyle house mu? House olsun hadi bugün de. Melodik dubstep mi olsun? Geliyor mu lan kız? Tamam, güzel. Ya şunu, ya siz bak, dur göstereceğim. Bak, sizde de şöyle oluyor mu? Bak, bu şeylerde sinirim bozuluyor galiba. Bu şey, sen iyi hoş güzel yarısını yemişim, yarısı kalmış içinde, bak sinir bozucu değil mi? 2 saattir yemin ederim şunu çıkartacağım diye böyle sincap gibi kemiriyorum. Aslında taktik geliştirdim bak. Yes'e söyleyeceğim. Ha, yedi. Bak şimdi. Bir tane var ya. Bunun yediği kısmı var ya. Yediğin kısmıyla böyle şey, midye yediğini düşün, midye dolma gibi böyle fişt diye diğer tarafı çıkar. Mühendis kafası bunlar. Sabahın köründe kalkan mühendisten ne bekliyor? Normal insanlar bu saatte uyuyor. Zaten normal insanlar dediğimde niye uyuyor bu saatte, onu da anlamıyorum da. Neyse. Ondan sonra Cemre. Şimdi. Döngü. Bilgisayar senden benden neden daha çok satıyor? Yani böyle kendini biraz şey gibi düşünme ama. Bilgisayar millet neden bu kadar çok kullanıyor? Neden her yere girebildi? Çünkü bilgisayar. Senin benim yapmaya sıkıldığımız şeyi 100 bin defa, 10 milyon defa tekrar yaparken hiç sıkılmayan bir adam. Öyle gerizekalı bir şeydir bilgisayar aslında. Alınmaması. Şimdi sen atıyorum 100'e kadar tek tek saymaya çalışıyorsun. Eğer 100'e kadar sayıyorsan sen sıkılırsın. Bilgisayar sıkılmaz ve bunu çok hızlı bir şekilde yapacağı için o sıkıntı duymaz yani. Burada işte döngüler giriyor. Bilgisayara diyorsun ki, atıyorum mesela şeyleri düşün.
bankamatikleri, tamam mı? Bankamatikleri gün boyu aynı şeyi yapıyorlar aslında, değil mi? Yani ufak değişimlerle. Bir bankamatik olduğunu düşün, gün boyu para çekiliyor. Şimdi bir gün seni bir yere otursalar, gün boyu senden para isteseler, sen bayılırsın, atmayılırsın, olursun yani. Ama bankamatik bunu durmaksızın yapıyor. Mesela bir döngüyle durmadan aynı şeyi döndürerek yapıyor. Sıkılıyor mu? Yok. Neden? Onun görevi o. Ona programlamışsın. Bilgisayarlar, insanlar ne kadar zeki ise en fazla o kadar zekidir. Üstüne bir şey koyamaz yani. Bilgisayarı öğrenmeyi öğreten sensindir. Yine senin kadar öğrenmeyi bilir. Gibi. Sadece bunu daha hızlı yapıyor. Sabah sabah gözlerim bayağı yorgun biliyor. Şimdi şöyle size bir paint alacak akış şeması üzerinden gösteriyordum. Yine bunu da akış şeması üzerinden göstereceğim. En son syntax, yani yazılış nasıl olur onu vereceğim. Bu arada çok konuşuyorum bu videolarda biliyorum. Şimdiki şu paint'i de buraya koyalım. Okey. Şimdi paint'imizi şöyle koyalım. Şu biraz benim üstte çıkayım. En alta taşı diyorum. En üstte taşsın. Şöyle bir daha. Güzel. Şimdi şöyle beni küçültecek, bunu büyütecek olursak. Bakın. Atıyorum. Ekrana adınızı 100 kez mi basacaksınız? Olay şudur. Şurayı az daha küçülteyim şöyle. Şöyle kendim şuralarda bir yere koyayım. Tamam. Şimdi sen program akış şemasında geliyor böyle. Tamam mı? Ay sabah sabah elimin ayarı da yok, düzgün çizemiyorum. Geldi buraya. Ekrana yazacak, tamam mı? Atıyorum şöyle. Şöyle yapalım. Bu böyle olmayacak çünkü. Ekrana yaz. Parantez içinde de Kaan yazsın diye şöyle verdim diye düşün. Tamam mı? Neden tırnak içinde falan, o sadece el alışkanlığı, onun nedenlerini daha sonra konuşuruz. Ay bir saniye. Şimdi ekrana Kaan yazdı bu. Ama ben bu Kaan'ı sadece bir kere değil 100 defa yazmasını istiyorum, çünkü egoistim, tamam mı? Böyle bir şey düşün. O zaman ne yapmam lazım benim? Nerede o kalem? Zımbırtısı. Bunu buradan alıp çevirip buraya geri bağlamam lazım, değil mi? Şimdi o zaman burada ya burada bir kontrol mekanizması kullanacağım ya burada bir kontrol mekanizması kullanacağım. Şimdi kontrol mekanizması kullanmadan önce benim tam 100 kez olduğumu anlamak için bir sayaca ihtiyacım var. Şey gibi düşün. Şu hani zikirmatikler var ya, işte şey yaptıkça, sen zikir çektikçe basıyorsun, o da sayıyor. Onun gibi düşün. Sen her böyle bilgisayara diyeceksin ki, şu an Mehmet video çekiyorum. Biraz da. Ne? Simit mi? Oğlum açılmış mıdır ya? Şey varsa bana şey alsana, çikolatalı poğaçalar oluyor. Bir tane alsan yeter abi. He? Duymuyorum oğlum, kapıyı açabilirsin ya, merak etme. Orayı çekmiyorum ha. Onlardan yok, bir şey alma işte. Valla. Neyse, ne diyorduk ha. Şimdi bilgisayarın her bu buradan, yani her ekrana yazı kullandıktan sonra bir duvarı olacak böyle. Buraya çentik atacak, tamam mı? Burası sayaç. Sayaç. Tamam mı? Bilgisayara diyeceğiz ki sen her burayı kullandıktan, yani burayı yazdıktan sonra sayaca git bir çentik.
Şimdi bilgisayar geldi geldi geldi, ekrana yazdı. Gidecek bir tane çizik atacak. Buraya gelecek. Sonra sayaca bakacak. Sayaçta hala boş yer var. Bak buralar boş. İşte o zaman diyecek ki tekrar yukarı çık. Tekrar bir tane yaz. Bir tane çizik at. Sonra bak diyeceğiz. Buralar hala boş. Ondan sonra tekrar yaz. Tekrar git. Bir tane çizik at. Sonra tekrar yaz. Şimdi bunu demek için demek ki bir tane de karar yapısına ihtiyacımız var. Karar yapısı dediğimiz şeyler if else'i görmüştük ya, onun gibi düşünün, sadece biraz daha şekli farklı. Şimdi ben şuraya bir karar koyacağım. Sayaç eşit mi? Bak eşit eşit mi? Eğer sayaç eşit eşit mi? 100'e. Tamam mı? 100'e eşit değilse yukarı git. 100'e eşitse artık çık ve aşağı git diyelim. Tamam mı? Şunun kontrolünü biraz küçük küçük şöyle kenara aldım. Karar yapılarını akış koş. Evet diyelim. Eşit eşit mi? 100'e. Tamam mı? Şöyle koyayım ben bunu. Ondan sonra cimine karar yapıları şu simgenin içinde gösteriliyor. Sabah sabah hiç gitmiyor ya. Ay. Şimdi karar yapıları şu simgenin içinde gösteriliyordu. Ekrana yazma biraz daha farklı bir simgenin içinde gösteriliyor. O burada yok. O yüzden yapamayacağım. Şimdi ekrana yazdıktan sonra program buraya ilerledi. Tamam mı? Burada bir evet çıkışı olacak, bir hayır çıkışı olacak. Tamam mı? Eğer sayaç 100'e eşitse, yani evetse, doğruysa bu değer, 1 diyorum buraya. Veya daha kolay anlaşılması için evet yazayım şöyle. Evet. Şurası da hayır çıkışı olacak. Hayır. Tamam mı? Hangisi size daha kolay geliyorsa onunla yapabilirsiniz. Burası da 0 çıkışı. Şimdi bu çıkış doğruca geri yukarı gidecek. Tamam mı? Giderken ne yapması lazım? Sayaca da bir tane çentik atması lazım. Hemen bunu da ekliyorum. Şuraya ufaktan bir kutucuk koyacağım. Ve diyeceğim ki içine sayaç artı artı, yani sayaca bir arttır. Bunu Türkçe yazabilirsiniz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Sayaca bir arttır. Tamam mı? Bilgisayar anlıyor sizi böyle yazınca da. Bunda sıkıntı yok çünkü algoritma yazıyorsunuz, daha bir kod yazmıyorsunuz ya. Sadece bir arttır kutucuğumuza. Şimdi her şey güzel. Program hayır çıkışından çıkarsa önce sayacı bir arttıracak. Sonra sayacı bir arttırdan çıkacak. Gelecek. Böyle gelmeyecek tabi, böyle saçma bir yol izlemeyecek. Buraya gelecek. Buradan buraya devam edecek. Buradan ekrana yazıp tekrar bakacak. Şimdi bu kod ne yapıyor? Önce onu izleyelim. Geliyor. Ekrana bir kez kaan yazıyor. Sonra bakıyor. Sayaç 100'e eşit mi? Hayırsa sayacı 1 arttırıyor. Bir tane çentik atıyor buraya. Sonra geliyor tekrar ekrana kaan yazıyor. Sonra sayaca bakıyor. Değilse gene bir tane çentik atıyor. Bir tane daha atıyor. Bir tane daha atıyor. Bir tane daha. 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 En son bakıyor sayaç değer kalmamış. Sayaç 100 olmuş yani. O zaman evet diyor, çıkıyor gidiyor. Döngü yapıları tam olarak bu şekilde. Tamam mı? İsterseniz sizin, yani bizim daha doğrusu şurada yaptığımız bu olay var ya, bunu yukarı taşırsın. Sayaç 100'e eşit mi? Yok. O zaman ekrana kaan yaz. Ondan sonra gel buradan çık. Sayaca 1 arttır. Sonra tekrar sayaca bak. Sonra tekrar yaz. Tamam mı? Nerede yapacağınız önemli. Ne açıdan önemli? Şimdi bir işlemi eğer bir kere yaptıktan sonra, yani bir kere kesinlikle yapılacak, daha sonrasında kontrol edilip yapılacaksa, başta yaptığımız gibi aşağıda kalması daha mantıklı. Yok, yapmadan önce kesinlikle kontrol etmeniz gereken bir şey varsa, o zaman bu şekilde işleme daha başlamadan önce kontrol etmeniz daha iyi olacaktır. Şuradan hemen yeni bir şey açayım, sayfa açayım. Şimdi
İki tür şey var o zaman, döngü var. Birincisi önce karar yapısı, ondan sonra işlem, ondan sonra çıkış. Yani nereye gidiyorsa. Diğeri ise önce işlem, sonra karar yapısı. Şimdi bu şu düzenek, yani önce karar yapısı, sonra işlem dediğimiz şey for'u ve while'ı simgeler. Bu for döngüsüdür programlamada ve while döngüsüdür. Yanlış yazıyorum. While döngüsüdür. Tamam mı? Bu ise şu gördüğünüz ise do while döngüsüdür. Do while. Bu arada İngilizcelerini de while öğrenirseniz daha iyi olur. For bilmem ne için, tamam mı? İşte şu su boşalması için tekrar et gibisinden aklında tutabilirsin mesela en basitinden. Veya bütün kuru yemişler bitmesi için. Tamam mı? While ta ki den aklınızda kalsın. Ta ki su şişesi boşalana kadar gibi. Ta ki işte bilgisayar bozulana kadar. Ta ki işte bir şey olana kadar. Tamam mı? Ta ki sayaç dolana kadar. Buradan aklınıza kalabilir. Tamam mı? Do ise do do yani yap. Ondan sonra vay nereye kadar? Yani bir kere yaptın zaten ama nereye kadar yapacaksın? Do yani ay. Yaptım bir kere ama nereye kadar yapacağım? Olay o. Tamam mı? Şimdi olay olduğu için buna do while demişler, diğerine for while. Şimdi bunun Java'daki kodlamasına geçelim. Şimdi üçünü de öğrendik. Üç döngümüz var bizim. Daha sonra for each'i de ekleyeceğiz bunlara. Kafanız karışmasın. For each de for each de her biri için demek. O biraz daha değişik bir döngü. Onu da anlatacağım. Temel olarak yapısı gene şununla aynıdır. Şimdi bunu burada dursun. Şeye geçelim biz. Şuradan tekrar pencere ekledim. Şuradan yeni bir şey oluşturayım. Ben hemen class oluşturayım. Var. Tamam. Şimdi hemen oluşturdum, şöyle geldi. Şu arkayı kapatıp şunu biraz daha büyütebiliriz. Şunu tam ekran yapayım. Şunlar daha önceden ilgilendiğim şeyler. Şimdi ilk başta bizim bütün kodumuzu yazacağımız yer public static void main'in içi. Yani şu kısım oluyor. Tamam mı? Şimdi biz neler gördük? For gördük, while gördük, do while gördük. Bunları nasıl yazıldığını öğreneceğiz. Şimdi bizim işimiz ne olsun? Bizim işimiz ekrana 100'e kadar yazmak. Tamam mı? 100'e kadar yazmak. Yani 100'e kadar sayacak bu 1, 2, 3, 4. Tamam mı? Okey. Şimdi hemen yapacağımız şey basit. For yazdık, parantezimizi açtık. Parantezin içinde neler olacak şimdi? Before nasıl yazılmalı? Hemen onunla ilgili tekrar bir paint'imize geçelim şöyle. Pencereyi şöyle değiştireyim biraz. Şuradan yeni bir şey açayım. Şimdi for, tamam mı? Parantezi açarsınız. Bunun içinde ilk başta burası, tamam mı? 3 bölümden oluşur. Şöyle 1, tamam mı? Böyle 2. Şurası da 3. bölümü olsun. Şöyle 3 parantezi kapatırsınız, süslü parantez açılır. Sonra kodlarınızı yazarsınız. Kodlar. Ondan sonra süslü parantezi kaparsınız. Tamam mı? Birinci kısım değişken tanımlama. Şurası değişken. İkinci kısımda
Noktalı virgülle ayrılır bunlar birbirlerinden bu arada. İkinci kısım karar, koşul. Tamam mı? Koşulunuz burada yer alır. Ondan sonra burası da her döngünün sonunda. Yani for neye kadar diyor ya. Her döngünün sonunda ne yapacağım? Döngü sonu işlemi. Döngü sonu işlemi. Şimdi bunları birazcık küçültecek olursa şöyle uzaklaşamıyor mu? Tamam. Döngü sonu işlemi dedik. Şimdi şuraya ya da şunu az daha yakınlaştıralım. Şunları ortadan kaldırayım ben. Şöyle silgi daha büyümüyor muymuş? Neyse. Şimdi şuraya ufak bir for yazayım. Şöyle F'yi koydum. Ondan sonra ilk başta değişkeni tanımladığımı düşünelim. Değişkenin D'si, ondan sonra koşulun K'si, ondan sonra da döngü sonunun DS'si. Tamam mı? Ondan sonra nasıl çalıştığını anlatacağım bu arada. Buraya kodlarımı yazdım. Tamam mı? Kodlar. Şurası for bu arada, F değil. Fonksiyon gibi oldu. Hiç sevmem. Neyse. Şöyle. Şimdi programımız gelir. İlk başta bakar for döngüsü. Tamam, gireceğiz. Değişken tanımlanmış. Tanımlanmış nereye kadar? Buraya kadar değişken tanımıdır. Tamam, yani burada eğer integer işte int i eşittir 0 derseniz o şuradan, yani şu sondaki süslü parantezden çıktıktan sonra artık bir i değişkeni yoktur. Yani buraya kadar geçerlidir. K ne? Koşul. Tamam. D ne? Döngü sonunda. Şimdi program gelir, ilk başta değişkeni tanımlar. Tamam mı? Ondan sonra koşula bakar. Koşul sağlanıyor mu? Yani işte atıyorum i. Koşulda da ne dedik? I küçükse 100'den. Tamam mı? Bakıyor şimdi, i'yi tanımladı. 0. Tamam. I küçük mü 100'den? Küçük. O zaman içerideki kodları çalıştıracağım. Gelir hemen içerideki kodları çalıştırır. Tamam mı? İ'miz bu arada hala 0. İ verisini de şurada tutayım. Şurayı sileyim. Tamam mı? Şurası i değişkenimizin yeri olsun. Burası i. Tamam mı? Şimdi kodları çalıştırdı. En son bu parantezi gördüğü zaman gelir döngü sonunda ne yapacağını yazmıştık ya buraya. Hemen bunu inceler. Döngü sonunda der ki işte ben döngü sonunda ne yapmam gerekiyordu? Oraya da i artı arttı dedik. Bu i artı artı aslında i'yi bir arttır demektir. Şuraya hemen not düşeyim. İ'yi bir arttı. Tamam, şunu az da büyüteyim, okuyabilirsiniz. Şöyle i'yi bir arttır demektir aslında. Tamam mı? Şimdi geldi program. Her şeyi güzel güzel yaptı. Kodları çalıştırdı. Şu parantezi görünce gitti. Döngü sonuna baktı. Ondan sonra ne yaptı? Döngü sonunda i'yi bir arttırdı. İ'miz şu anda 1 değil mi? İ'miz 1 oldu artık. 0'dı eskiden. 1 oldu. Sonra hemen koşula bakar. Tamam mı? Koşul ne? İ küçük mü? 100'den. Ya i hala küçük olduğu için. Çünkü i'miz 1 şu anda. Gelir tekrar kodları çalıştırır. Tamam mı? Kodları tekrar çalıştırır. Ondan sonra tekrar parantezin sonuna geldiği zaman, yani şuraya geldiği zaman tekrar buradan gelir en yukarı döngü sonunda ne yapması gerekiyorsa. Döngü sonunda ne yapıyordu? İ'yi bir arttırıyordu. İ'yi bir arttırdı, 2 oldu i. İ 2 olduktan sonra tekrar buradan geliyor, koşula bakıyor. Koşul hala sağlanıyor mu? İ küçük mü hala 100'den? Küçük. O zaman tekrar kodları çalıştırıyor. Tamam mı? Tekrar kodları çalıştırdı. Geldi buraya, tekrar kodları yaptı. Ondan sonra tekrar en son paranteze geldi. Sonra tekrar döngü sonuna geldi. Sonra döngü sonunda i'yi tekrar arttırdı. i'yi 3 arttı. Ondan sonra koşula baktı. i küçük mü 100'den? İşte küçük. Ondan sonra tekrar kodları çalıştırdı. Tekrar derken böyle sıkıcı bir işi aslında çok hızlı bir şekilde ve hiç yanlış yapmadan yapıyor bilgisayar. Tamam mı? Şimdi hemen for döngümüzü yazıyoruz.
for int i eşittir 0. Standart bir değişken tanımladım şu ana kadar. Ondan sonra neyi yazacaktım? Koşulumu yazacaktım. İ küçük mü? Yüzden. Tamam. İ de küçük, yüzden. Ondan sonra ne yazacaktım? Döngü sonunda ne yapmasını istediğimi, i'yi bir arttırmak istiyorum. Sonra süslü parantezimi açtım, kapattım. İçeride burada artık kodlarımı yazabilirim. Yazabilirim. Tabii burayı görmediniz siz. Bunu tekrar şuradan göstermem lazım. Şimdi ilk başta şurayı tekrar yazayım. For'u yazdım. Tamam mı? İlk başta neyi? Değişken tanımlayacağım değil mi? Değişken tanımlama. Hemen değişkenimi tanımlıyorum. Şöyle yazalım. Değişken tanımla. Sonra noktalı virgülle ayıracağım. Koşul gireceğim. Sonra noktalı virgülle ayıracağım. Döngü sonunda ne yapılacaksa onu gireceğim. Şimdi değişken tanımla da hemen yazıyorum. Ne diyeceğim? Integer i eşittir 0. Tamam. Koşulum ne? Koşulum iyi. Ay, gene tıkandım. Ay. Koşulum i'nin 100'den küçük olması. İ küçük mü? Bak, direkt i küçük mü? 100'den diyorum. Tamam, direkt söyledim bilgisayara. İ 100'den küçük mü dedim. Ondan sonra döngü sonunda ne yapılacağını söylüyorum. İ'yi bir arttır. Tamam, bu kadar. Ondan sonra parantezimi kapattım. Süslü parantezimi de açtım. Kapattım. Şimdi artık ben burada kodlarımı yazabilirim değil mi? Burada kodlar kısmıydı. Şuradan bakacak olursanız şurada daha anlaşılır oluyor. Ondan sonra kodlarımda ne yazacağım? Ben ekrana işte 100 tane kanda yazabilirim. Ondan sonra işte i'nin bütün değerlerini de yazabilirim. İ'mizin ilk başta değeri şurada gördüğünüz gibi ilk başta işte 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor, 0 oluyor. İ'nin bütün değerlerini yazacaksam da direkt sistem out print yazıyorum. Sistem out print line. İ'yi ekrana yaz. İşte hatta sayaç diyeyim. Şöyle yapacağız bunu. Sayaç diyorsunuz. Ondan sonra i'yi ekrana yaz demek için şöyle artı 1 diyorsunuz. Bu komut i'yi ekrana yazacak sayaç yazdıktan sonra. Hemen çalıştıralım, şöyle bir çıktısını görelim. Bu arada şuraya ekledim. Gene sayfalar biraz karışmış. Tekrar göstereyim şöyle. System out print'ten yazdım şurada. Artık kodlarımı burada yazacağım için. System CSS yazıyorsunuz. Eclipse kullanıyorsanız eğer. CTRL ile boşluk yapıp ikinciyi seçerseniz direkt gelir. Şeydeyse NetBeans kullanıyorsanız S out tab yaparsanız gelir. Size kalmış. Ben Eclipse tercih ediyorum daha çoğunlukla. Neyse, sistem out print line dediniz. Ondan sonra Mehmet söverim bak, ciddiyim. Oğlum video çekiyorum diyorum lan. Ondan sonra i'yi yazıyorsunuz buraya, tamam mı? İ'miz ne tabi? Şuradaki i. Şuraya artı i yazmamız lazım. Sonra çalıştırdığınız zaman otomatik olarak hepsini yazıyor. Hiçbirini atlamadan. Takır 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 hepsini yazmış gördüğünüz üzere. İkinci döngümüze geçelim. Bu arada çok uzun anlatıyorum çünkü kafanız karışmasın diye. Çünkü çoğu zaman bu konular karıştırılabiliyor. O yüzden daha detaylı üstünde dura dura anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra while. Şimdi while direkt şart olan bir şey. Tamam mı? Koşulu yazıyorsunuz buraya. Hatta while ile do while ile daha sonra gireyim. Çünkü video süresi bayağı uzadı. Yarım saat oldu. Şöyle yapayım.
Benim kendi görüntüm de gitmiş zaten. Burada sahneyi şöyle yapalım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve umarım arkadaşlarınızla sahilde soyla paylaşırsanız, hani Face'de paylaşın demiyorum. Git işte söyle lan, böyle bir kanal vardı. Bundan bahsediyorum. Konuşma arasında geçebilir. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. İyi anime izlemeler.